İşte bu hafta birbirlerinin evine misafir olacak 5 yarışmacı gelinimiz. Birinci gün Merve, aslen Çorumlu olan gelinimiz 24 yaşında 1,5 yıllık evli. Tarih öğretmenliği yapan gelinimiz temizlik yapmayı ve de gelin evi izlemeyi çok seviyor. İkinci gün Hande. Haftanın ikinci gününde Ankara Keçiören'den Hande'ye misafir olacağız. Aslen Samsunlu olan gelinimiz 28 yaşında tıbbi sekreterlik yapıyor. 2,5 yıllık evli olan yarışmacımız boş zamanlarında yürüyüş ve el işi yapmayı çok seviyor. Üçüncü gün Büşra. Haftanın üçüncü gününde Ankara Etimesgut'tan Büşra'ya misafir olacağız. Aslen Mersinli olan gelinimiz 26 yaşında devlet memuru. 8 aylık evli olan gelinimiz kitap okumayı, ahşap boyama yapmayı çok seviyor. Dördüncü gün Sevgi. Haftanın dördüncü gününde Ankara Sincan'dan Sevgi'ye misafir olacağız. Aslen Kırşehirli olan gelinimiz 24 yaşında bilgisayar teknisyenliği yapıyor. 9 aylık evli olan yarışmacımız zamanının büyük kısmını hobi bahçesinde geçiriyor. Sevgi iki köpeğiyle vakit geçirmekten büyük keyif alıyor. Beşinci gün Afife. Final gününde Ankara Çubuk'tan Afife'ye misafir olacağız. Aslen Adanalı olan gelinimiz 22 yaşında 2 yıllık evli. Öğrenciliği devam eden yarışmacımız zamanının çoğunu çocuğuyla geçiriyor. Afife cam silmeye de bayılıyor. Bugün Ankara Sincan'dan Merve'ye misafiriz. Aslen Çorumlu olan gelinimizi bakalım nasıl bir gün bekliyor. Misafirlerim geldi. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk Merve Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ve iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yarışma başlıyor. Merve'nin salonu nasıl yorumlandı? Şu detaylar ve koltuklarınızdaki detaylar çok farklı. Yani bir tablo, bir saat, bir aksesuar hiçbir şey göremiyoruz. Birinin içi çok boş, diğerinin içi de yani böyle göze çarpacak bir şey yokmuş gibi açıkçası. Bunlar artık demode değil mi? Bir de salonu çok sıkış sıkış yapıyor sanki. Yani tamamen boş bir odaya sadece mobilya oturtmuşsun. Başka hiçbir şey yok. Mutfak nasıl bulundu? Direkt mutfağa girer girmez ilk gözümüze çarpan mutfak masası oldu. Yani avize küçük, yani aydınlatıyor mu? Yatak odasında neler yaşandı? Yani en azından başlığınız bari renkli olabilirdi. Neden bu kadar renksiz kaldı? Çok küçük kalmış ve gerçekten yani burası çocuk odası gibi olmuş. Ama hani o ayıcık olmamış, hani ayıcığı kokutmuş sadece, uzaktan göstermiş, hani böyle mavi renk olsun diye zorlamış biraz. Burada da çocuk odasına takılabilecek bir avize takmışsınız. Haftanın ilk yemek masası nasıl bulundu? Gördüğünüz gibi çok kalın parmaklarım var. Biraz tatlış kaçmış. Gelin evi hazırlıklarında büyük talihsizlik. Babam kalp krizi geçirmişti. Maalesef dün öğle saatlerinde bir rahatsızlık geçirdim.
Az sonra gelin evinde. Kahven çok güzelmiş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyiyiz Merve Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Merve Hanım çok şıksınız. Teşekkürler. Siz de öylesiniz. Teşekkürler. Merve Hanım çok heyecanlı görünüyorsunuz. Evet de ses çok heyecanlıyım. İlk günün heyecanı evet, olsa gerek hepimizde biraz var. Biz de çok heyecanlıyız. Gittikçe açılacağım inşallah. 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 Merve Hanım korkuyor musunuz? Yok korkmuyorum. Buyurun başlayalım. Salonunda klasik model koltuk takımı seçen gelinimiz halı ve perdeyi de mobilyasına uydurmuş görünüyor. Pembe koltuklarla masadaki objeler çok hoş durmuş. Yalnız iki gümüşlük kullanılması fazla bulunabilir Merve'cim bizden söylemesi. Bakalım gelinler salonu nasıl bulacak? O zaman ben koltuklarınızdan başlamak istiyorum. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ve çok rahat. Sadece biraz renkleri açık geldi bana, böyle kullanış açısından zor değil mi? Temizlik açısından. Normalde oturma odamı kullanıyorum. Burada sadece misafirlerimi, özel misafirlerimi ağırlıyorum. O yüzden çok fazla zaten kirlenmiyor. Bir leke olduğunda da zaten direkt sildiğim zaman çıkıyor. Şimdi ben de şöyle düşünüyorum. Gelen misafirlerin çocukları falan ve beyaz çok tehlikeli diye düşünüyorum yani. Temizlik konusunda bile olsa yani şu kollarımızı koyduğumuz yerler çok kolay kirlenebiliyor. Evet haklısınız. Bir de Merve Hanım dikkatimi çekti. Şu detaylar ve koltuklarınızdaki detaylar çok farklı. Buradakiler deri sanki. Dikkat etmediniz mi alırken? Yani takım olduğu için, takım şeklinde aynen, aldığım evet. için teklileri hani ayırt etme gibi bir durumum olmadı. Takımdı zaten. Yani takım orada olarak siz aldım. Konuşup değiştirebilirdiniz sanki. Ya da ojeyle boyayabilirdiniz burayı. Benim hoşuma gidiyor orada. Çünkü gümüşlüklerimde de öyle detaylar var. Ama keşke buradakilerle aynı olsaymış. Buradaki detaylar da hani renk olarak daha güzel durabilirmiş. Evet doğru söylüyorsunuz hanımlar. Ona dikkat etmemiştim. Şu an fark ediyorum ben de dediğinizi. Evet. Peki mobilyayı alırken yanınızda kim vardı? Kim yardımcı oldu size böyle bir takımı alırken? Eşim vardı ve eşimin babası vardı. Birlikte beğenerek aldık. Eşimle beğendik zaten. Kayınbabam da beğendi. O şekilde. Anneniz veya kayınvalideniz de yoktu yani yanınızda? Yok hayır. Kayınbabam, eşim ve ben vardık. Mobilyayı alırken kızım bütün eşyalar kendi zevkine göre. Yani damadım da beraber fikir alarak beraber aldılar. Kayınbabası da yanımlardaydı. Siz peki ev sahibisiniz yoksa kiracı mısınız? Kiracıyız. 4 ay falan oldu taşınalı. Ev sahibiniz izin vermiyor mu? Neden duvarlarınız bu kadar boş? Yani bir tablo, bir saat, bir aksesuar hiçbir şey göremiyoruz. Evet Sevgi Hanım haklısınız. Aslında tablolarım vardı düğün albümümde. Hem yatak odasında hem burada tablom vardı. Ama taşınırken maalesef onlar üst üste eşya yığını olunca tablolarım maalesef taşınırken evet, normalde oldu. Vardı onlar hasara uğradı. Tekrar yaptırmayı istiyorduk ama işte bir fırsatımız olmadı yaptırmak için. Yani ev sahibiyle bir alakası yok tamamen. Yok ev sahibiyle tercih. Alakası yok. Diğer evimde vardı. Çok fazla duvarlarda leke falan olmuştu ama görünüşü güzel olduğu için takardım. Yani şu an tablo olsaydı takardım. Peki Merve Hanım koltuk takımının fiyatını öğrenelim. Hanımlar koltuk takımı, yemek odası ve beyaz eşyalarımı 28 bin. Çok fazla. Çok geldi. Çok pahalı. Yani şu dönemdeki mobilya fiyatlarına göre gerçekten çok fazla olmuş. Ya avantgard olduğundan kaynaklanıyor ya da bence de çok aşırı bir fiyat 28 bin. Hanımlar aslında peşin fiyatları daha uygundu ama biz uzun vadede aldığımız için pahalı geldi bize. Merve Hanım avizeniz dikkatimi çekti. Yani salona hiç uygun bulmadım. Bir defa çok küçük. Yani nasıl aydınlanıyor mu? Aydınlanıyor. Ama sanki daha çok oturma odasına uyacak şekilde bence. Biraz daha 3 kollu değil de atıyorum 5 olabilirdi veya daha fazla olabilirdi. Ve gümüş. Ayrıyeten gümüş. Oda da küçük ama. Takımlarınızda odaya... gold detaylarını görüyoruz. Hiç uyumlu olmamış. Hanımlar taşındığım evde avizem aslında oradaki salonuma uygundu boyut olarak. Fakat burada salonum daha büyük olduğu için dediğiniz gibi avize küçük kalmış olabilir. Haklısınız. Gayet salonuma uygun buluyorum avizemi. Neden öyle bir yorum yaptıklarını anlamadım. Eleştirmek için eleştirdiler gerçekten. Peki konsüller, yani şu şekilde söyleyeyim.
Birinin içi çok boş, diğerinin içi de yani böyle göze çarpacak bir şey yokmuş gibi açıkçası. Aslında hanımlar onların içi doluydu ama yemek masamda kullanmak için onları boşalttım. Normalde içinde orada su takımlarım var. Diğerinde de fincanlarım, bardaklarım. Ama yemek masası için boşalttım. Mobilyalarınızı ben çok beğendim. Salon için uygun buldum. Fakat bunlar artık demode değil mi? Bir de salonu çok sıkış sıkış yapıyor sanki. Benim hoşuma gidiyor. Eşimin de hoşuna gittiği için gümüşlükleri. Normalde birini alıp birini almasak mı diye düşünmüştük ama benim dediğim gibi hoşuma gidiyor. Eşim eşyayı çok seviyor gerçekten. Ben bir şey almayalım dediğinde onu alalım. Aksesuar olsun, eşya olsun. Çok seviyor eşim eşyayı. Süslü püslü şeyleri. O yüzden... Eşinizin böyle şeyleri sevmesi gerçekten çok güzel bir şans. Yani eşyalarla ilgilenen erkekler çok zor bulunan bir şey. Genelde istemezler. Evet, kesinlikle. Yani beni ne kadar az karıştırsan o kadar iyi derler. Evet, haklısınız hanımlar. Ama ben bir şeyde eksik görmediğim zaman eşim mesela diyor salonda atıyorum işte sehpamız yok. Bir an önce oraya sehpa alalım. Takımımın sehpası değil, ben sonrasında almıştım sehpayı. Takımla almadık. Eşim ısrar etti. Salonda sehpamız yok, salonda sehpamız yok diyerek. O yani sehpayı almama. Peki onu alırken dikkat etmediniz mi? Onun da ayakları gümüş. Yani evet. Salon takımınız gold ama yani onun da ayakları gümüş. Avizemle uyum sağladığımı düşünüyorum onlarla. Salondaki gümüşlük boş olunca hani dikkatimi o da çekmişti. Yani tamam Merve Hanım açıklamasını yaptı. Yemek takımlarını çıkardığını söyledi ama hani boş olması hoş durmuyordu bence. Peki halınızı neye uydurarak aldınız? Halımı tüm evime uydurdum. Yani pembeler var, sarılar, gold detaylarla uyum sağlıyor. Ben halınızı kahverengi olarak görüyorum. Hiç uyumlu bulmadım. Sizin tercihiniz. Ben uyumlu olduğunu düşünüyorum. Beğenerek aldım. Ve içerisinde maviler de var. Yani... Pembe ile maviyi çok yakıştırıyorum ben zaten ikisine birbirine. O yüzden bu şekilde tercih ettim hanımlar. Keşke mavi birkaç aksesuar kullansaydınız birbirini tamamlamış da olurdu. Bence de. Çok doğru bir şey yakaladı. Tebrik ediyorum. Olabilirdi. Bence salonumuzda de güzel olur. Zaten çok fazla aksesuar göremiyoruz. Evet, bana da biraz boş geldi. Ben biraz boş geldi. Yani haklısınız ama gümüşlüklerim zaten içleri dolu. Konsolumun önünde de çerçevelerim var. Çok fazla da böyle tıka basa eşya doldurmak istemedim. Zaten çünkü gümüşlüklerim, sehpam. Yani bu sefer tıka basa eşya olmuş olacaktı. Aksesuarları o yüzden daha az kullanmayı tercih ettim. Pembe ve mavi yani çok uyumsuzdu. Çünkü salonu yani krem, pembe koltuklardan oluşuyordu. Ben uyumsuz buldum ama genel anlamda yani beğendim. Burada peçetelerinizi görüyorum. Bunları siz mi yaptınız? Evet, elemeyi. Elemeyi, göz nuru onlar. Tek tek ben yaptım hepsini. Aa, ne güzelmiş. Çok güzelmiş ama salon için onu da uygun bulmadım. Renkleri beyaz, salonunuz krem. Yani salonuna göre biraz daha basit durmuş. Basit kaçmış. Çok hoşuma gidiyor. Ben de tam aksini düşünüyorum hanımlar. Salonuma daha ayrı bir hava katıp ağır olduğunu düşünüyorum. Ya tek başına zaten güzel duruyor ama hani sizin salonunuz avantgard olduğu için... Biraz daha basit durmuş. Daha böyle taşlı, boncuklu bir şeyler tercih edebilirdiniz. Ya da boş dursa evet. Daha iyi sanki. Kızlar boş. Yorumunuza ben katılmıyorum. Ben gerçekten renkleri olsun, desenleri olsun ben beğendim. Teşekkür Bence ederim. Bence uyum sağlamış çünkü yani renklerini tutturmuşsun. Bilmiyorum ben basit buldum. Bir de elemeyi var. Tek başına zaten yani. Hani güzel yani onu biz de söylüyoruz Sevgi Hanım. Ama yani salon olmadığını söyledik yani. Evet, elinize sağlık. Kendi evlerinde ne kullanıyorlar çok merak ediyorum. Ben onlara kendi ellerimle işleyip yaptığım el emeğine basit demeleri gerçekten gereksiz geldi bana. Peki neden fon kullanmadınız perdelerinizde? Fon kullanmayı tercih etmedim. Çok üst üste yığmış gibi geliyor bana. Sevmiyorum. O yüzden bu şekilde kullanmayı tercih ettim perdelerimi. Bence bir renk katardı ama en azından yani. Haklısın, perdenizdeki evet, aksesuar çok hoş. Aslında yanlarına biraz pudra pembesinde fon kullansaydınız daha hoş dururdu. Bir salonu gösteren bence perdedir. Haklısınız hanımlar. Ben tercih etmedim dediğim gibi. Böyle hoşuma gitti. Ben senin yerinde olsaydım eğer bu perdeyi düz kullanırdım.
fonlarla böyle çok güzel böyle desenli artık böyle daha böyle tablo gibi fonlar çıktı böyle. Onlardan kullanırdım böyle. Mavi olurdu içinde. Pembe olurdu. Renk geçişleri olurdu. Bunlar da sağlardı. O zaman daha hoş durabilirdi. Hem de burayı büyütürdü. Haklısınız. Bu şekilde hoşuma gittiği için, dize ekim böyle olduğu için ben böyle kullanmayı tercih ettim. Perdenin fiyatı nedir Merve Hanım? Perdelerimi toplu bir şekilde aldım. Hepsi 3000 çıktı. Bütün evin perdeleri. Evet. Gayet uygun bir fiyat. Uygun. Bence gayet uyguna diktirmişsiniz. Yani iyi olmuş. Sevgi Hanım, perdelerin fiyatlarının bu kadar uygun olmasında fonların eksik olması olabilir mi? Olabilir gerçekten. Bence gerçekten kullanmalıydın. Çünkü duvarların boş, perden beyaz. Yani tamamen boş bir odaya sadece mobilya oturtmuşsun. Başka hiçbir şey yok. Fonları eksikti. Bence salonuna renk katabilirdi. Kesinlikle kullanmalıydı. Merve Hanım'a sorduğumda da fonları sevmiyorum demişti. Neyse hanımlar, Merve Hanım biz sizin hediyenizi unuttuk. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim hanımlar. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim hanımlar. Beğendiniz mi? Evet beğendim. Çok teşekkür ederim. Salonunuzda bir yerde değerlendirebilirsiniz. Evet, haklısınız. Merve Hanım artık isterseniz kızların da yorumları bittiyse mutfağınızı yorumlamaya geçebiliriz. Buyurun hanımlar, sizi mutfağıma götüreyim. Gelin evi. Mutfağa şöyle bir baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey çiçekli sandalyeler oluyor. Siyah beyaz dolaplara kullanılan beyaz eşyalar uyumlu görünüyor. Yalnız Merveciğim, halı mutfağa uygun bulunmayabilir bizden söylemesi. Evet hanımlar, mutfağımla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Benim ilk dikkatimi çeken bu kombinin üzerindeki fotoğraflar olmuş. Evet. Ya güzel duruyor, kombiyi güzel kullanmışsınız, kapatmışsınız ama biraz daha özenli olabilirdik sanki. Hani böyle yamuk duruyor ya şeyleri, bükülüyor yani ya, tam yapıştırsaydınız keşke. Şekilli olsun diye aslında öyle yaptım. Normalde hepsinin üstünde mıknatıs vardı ama onları çıkartmak sonra onlar kaldı. Bükülünce kötü oluyor çünkü. Evet doğru. Merve Hanım, ben halılarınıza değinmek istiyorum. Neden iki parça kullandınız? Tek yani... parça kullandığımda orası çok boş kalacaktı. O yüzden bu şekilde. Hani halı flex tarzı tamamen kapatabilirdi aslında. Yani iki parça... Bilmiyorum, hoş durmamış sanki. Yani tamamen halı kapatmasından zaten ben hoşlanmıyorum. Bu şekilde uygun olduğunu düşünüyorum. Bence de o şekilde güzel olmazdı. Ama halınızın kenarlarındaki bu püsküller mutfak için değil de daha çok oturma odası, salon, yatak odası tarzına uygun geldi bana. O yüzden uygun bulamadım. Bir de Merve Hanım, sandalyeleriniz... Yani sandalyenizin ayakları çok büyük... ve çok yer kapladığını düşünüyorum. Şekil olarak da hiç hoşuma gitmedi. Rengin de mutfağınıza hiç uygun bulmadım. Dolaplarınız kahverengi, beyaz. O mavi olmuş. Halınız pudra. Pudradan daha bir koyu renk. Yani bir uyum göremedim genel olarak. Yani ben rengarenk olmasını istedim mutfağın. Halılara gelince de zaten diğer evimdeyken... Halıların mutfak halım bu değildi. Mutfak halım buraya küçük geldiği için orada evimde başka kullandığım halıyı buraya serdim. Merve Hanım, halınızın fiyatı nedir? Halımın fiyatı bütün hallarımı toplu bir şekilde aldım zaten 3000 TL. 3000 TL. Mutfak için daha böyle sportif, mutfak desenli halılardan kullanabilirdim. Peki neden burada da bir fon kullanmadınız? Mutfakta zaten o tarafta tezgah var. Burada buzdolabı var. Fon ne tarafa doğru yani kullanabilirdim? Çok kapatırdı yani. Yani mutfak bu üstten burası, salon değil sadece ki. Üstten olanlar var. Kenarlarından çok ufak sarkıtılmış halde olanlar var. Öyle bir şey kullanabilirdim bence. Bana yani çok demode geliyor o şekilde. En azından öyle bir renk katabilirdin. Çünkü bu şekilde zaten karman çorman olmuş. Orada bence pembeyi ya da pudrayı kullansan... daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. O şekilde olsa iyice karıştırdın renkleri birbirine diyecektiniz bence. Zaten şu an bütün hani renkler var. Orada renk katmama gerek yok. Mutfakta zaten her şey rengarenk. Ben o şekilde düşünüyorum. Perdemi sade kullanarak tamamladığımı düşünüyorum. Ben burada aslında store kullanmanızı beğendim. Fon bence de mutfak için uygun bulmuyorum. Hani yemek yapıyoruz, işte ateş oluyor. O gibi problemler olmaması için store olması güzel olmuş. Fakat renkli kullanabilirdiniz. Çok beyaz duruyor.
Eşyalarım zaten renkli olduğu için perdeyi de renkli kullansam bu sefer iyice çok renkli olacaktı. O yüzden sade tercih ettim. Benim çok hoşuma gidiyor. Bütün evin zaten perdeleri store'da hiçbir şekilde tül, fon göremedik. 3000 TL bana göre fazlaydı. Aslında eşya renkli değil. Mutfak masalı şey sandalyelerin renkli olduğu için sana böyle çok aşırı renkli bir eşya gibi görünüyor. Sadece bu çok renkli. Diğerleri zaten daha soft renkler. Bunu sadece masadan bahsetmiyorum. Hani kullandığım aksesuarlar, kavanozlarım olsun, süsler olsun onlardan bahsediyorum. Hepsi rengarenk diye masa için söylüyorum. Haklısın ama şöyle, şimdi bunun rengi o kadar çarpıcı ki ister istemez bu tarafı kapatmış. Direkt mutfağa girer girmez ilk gözümüze çarpan mutfak masası oldu. Zaten en büyük parça o, yani mutfak masası. Göze çarpmasında bence bir sakınca yok. Ve neden üzeri boş? Üzerinde ekmekliğim var zaten. Yani daha neden farklı bir şey. Örtü tarzı bir şey kullanmadın? Runner olabilir. Yani ben mutfakta yakıştırmıyorum örtüyü. Ekmeklikle tamamladığını düşünüyorum. Bir çiçek koyabilirdiniz. Ekmekliğim olduğu için çiçeğe gerek duymadım. Çünkü ekmekliğin önüne çiçek koysam bu sefer ekmeklik var, çiçek var. Bence ekmekliğiniz oraya yakışmamış zaten. Bence de. Sofra, yani yemek yenen masada bence ekmekliğin olması kadar doğal bir şey yok. Yani tuzluklar da hiç uymamış. Kırmızı renkli ve genel olarak mavi hani kullandığınızı söylüyorsunuz. O da uymamış. Yok, mavi orada kullandığımı söylemedim. Renkli kullandığımı söyledim. Hani renkli, rengarenk. Bütün renkleri kullanarak evet, bir kargaşa yaratmışsınız. İnsanın bence yemek yaptığı yer böyle cıvıl cıvıl rengarenk olmalı. Ben o şekilde tercih ettim, dediğim gibi. Herkesin kendi zevki. Genel olarak yani mutfak çok karmaşıktı. Mutfağı hiç beğenmedim. Merve Hanım, avizeniz mutfağa uygun olmamış bence. Hani mutfak biraz daha büyük kalmış. Yani avize küçük, yani aydınlatıyor mu? Evet, aydınlatıyor. Gayet yeterli benim için. Yani bilmiyorum, bana küçük geldi. Evet, olabilir ama bir sıkıntı yaşamıyorum. Aydınlatıyor. Biraz aşağıda duruyor o ip gibi tutan yeri var ya, hani biraz daha yukarıda dursaymış. Onun zaten modeli öyle. Yukarıda dursa çok kötü bir görüntü olurdu bence. Biraz daha sarkıyor. Hatta daha fazla uzun da olabilirdi. Ben mahsus biraz daha yukarıya kaldırttırdım. Böyle bir yorum yapabileceğinizi düşündüğüm için. Yani daha fazla aşağıda olsaydı düşünemiyorum. Yani hani geçerken falan evet, kafamıza çarpabilirdi. Bu şekilde ben tam normal olduğunu düşünüyorum. Avizeniz bence daha çok böyle hol için uygun gibi. Koridor için. Yani mutfağı uygun bulamadım ben de. Küçük buldum. Yani mutfak avizesi diye gördüm. Mutfak avizesi diye aldım. O şekilde kullanıyorum. Evet. Ev eşyalarında Merve'nin zevki ön planda ama Musa da eşyayı sevdiği için yine Musa'nın da var fikirleri ama ön planda Merve'nin fikirleri. Merve Hanım, sanırım buradaki yorumlarımız bitti. İsterseniz yatak odasına geçelim. Buyurun hanımlar, geçelim. Hadi bakalım. Gelin evi. Mutfağının aksine yatak odasında hiç renk kullanmayan gelinimiz her şeyi beyaz seçmiş. Yatak odasında tek renk olarak mavi oyuncağı görüyoruz. Gelinlerin ne yorum yapacağını merak ediyoruz doğrusu. Yatak odası da çok uzak değilmiş hanımlar. Aynen, hemen değilmiş. Evet, salondaki takımın devamını burada görüyoruz. Merve evet. Hanım. Merve Hanım, burada da avantgard kullanmışsınız. Ve neden bu kadar, yani en azından başlığınız bari renkli olabilirdi. Neden bu kadar renksiz kaldı? Mutfakta çok renkli dediniz. Yatak odasında da renksiz diyorsunuz hanımlar. Şimdi beni yanlış anlama ama bence oradaki bir rengi buraya katsam bence daha hoş durabilirdi. Avizem, halım ve dantellerimle bir renk kattığımı düşünüyorum. Merve Hanım, ben mobilyalarınızı çok beğendim. Dolaplarınız böyle bayağı geniş görünüyor, kullanışlı olabilir. Ama ben de katılıyorum. Örneğin örtüyü renkli kullanabilirdiniz. Çok sade görünüyor. Bir de bu battaniye gibi gözüküyor sanki. Bu. Ben yatak örtüsü olarak kullanıyorum hanımlar. Kenarında güpür, inci detayları var. Normal günlük battaniyede zaten onlar kullanılmıyor. Ben bunu yatak örtüsü olarak seriyorum. Merve Hanım, yastıklarınız da saten. Yani bunu ben çok bağdaştıramadım. Tamam, buradaki güpürlerle uyuyor ama yani bilmiyorum, ben çok uygun bulamadım. Takım şeklinde aldığım için zaten yastık kılıflarını değiştirme gibi bir imkanım olmadığı için. Hani siz içinde renklendirebilirdiniz en azından. Hani siz bir şeyler yapabilirdiniz. Dediğim gibi yatak odasında sade kullanmayı tercih ettim hanımlar. Diğer odalarım renkli olduğu için burada sadelikten yana oldum. Ya da en azından şöyle şuraya bir tane tablo koyabilirdiniz. O tabloyu taşınırken... Yok, yenisini alabilirdiniz ama. İşte yaptıramadığımızı zaten söylemiştim. Gene aynı şekilde salonun devamını kullanmıştı yatak odasında da. Orada da bence
farklı bir desenle kullanabilirdi. Avantgard olmamıştı bence. Bu yatağınızın üzerindeki ayıcı ben oraya hiç yakıştıramadım. Bence olmamış. Yani keşke o ayıcığın renginde yatak örtün olsaydı. Biraz önce renk katın demiştiniz. Ben de o ayıcıkla renk kattığımı düşünüyorum. Çok küçük kalmış ve gerçekten yani burası çocuk odası gibi olmuş. Sen renk katlamışsın. Bir ayıcıkla çocuk odası... Bence o şekilde katılmaz kalmış. Bence diye düşünüyorum. Genelde yatakların üstünde zaten ayıcık, bebek bir şeyler konuluyor. Ben de onu koymayı tercih ettim. Yalnız sen renk katmamışsın. Kokutmuşsun rengi sadece. Bir tane ayıcık koyunca renk olmuyor ki. Ben onu renk kattığımı düşünüyorum. O sizin yorumunuz. Kokan bir şey de göremiyorum açıkçası. Hayır, o anlamda değil yani. Azıcık dokundurmuşsunuz. Yani. Büşra Hanım'ın ayıcığa kokutmuş dediği hakkında bir şey söyleyemiyorum. Çünkü anlamadım yani ne demek istedi orada. Sonuçta yatağın üstüne genelde bebek, ayıcık bir obje konuluyor. Kendi nasıl kullandığını çok merak ediyorum. Onun gününü dört gözle bekleyeceğim. Merve Hanım, halılarınız da kahverengi, ne alaka? Kahverengi değil, krem, kahve tonları, pembe. Yani biraz düz kahverengi değil. Yaşınıza uygun bir şeyler seçseydiniz. Zaten yaşıma uygun olmayacak yaşlı halının... Kahverengi değil sadece. Pembeler de var detaylarına bakarsanız. Sadece kahverengi bir halı değil. Renk kattığını düşünüyorum. Koyu bir renk de değil. Yaşlı halıyı da... Keşke mutfaktaki halıyı burada kullansaydın. Evet. Aynen. Daha güzel olabilir. Hem püskül olarak uyum sağlardı hem de renk olarak uyum sağlardı gerçekten. Çok sade, hiç renk yok dediler. Mutfağı da çok renkli dediler. Eleştirmek için eleştiriyorlar. Merve Hanım, her yerde stor kullanmışsınız ve hiç fon göremiyoruz. Burada da aynı şekilde. Yani orada en azından bir renk katmayı düşünseydiniz keşke. Ben fon kullanmayı sevmiyorum. Stor bana daha sade şık geliyor. Fon kullandığım zaman salon gibi geliyor. Yani benim gözüme o şekilde geliyor. Tam tersi, stor daha çok mutfak için uygun. Yatak odasına hiç uygun değil. Bence gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Uygun olduğumu düşündüğüm için de kullandım. Ben de fonu yakıştırmıyorum yatak odasına. Bu şekilde tercih ettim. Siz sanırım pek fon sevmiyorsunuz. Evet, fon sevmiyorum. En azından tül bari kullanabilirdim bence. Yatak odasına kesinlikle zebra olmuyor ya. Bence çok güzel oluyor. Dediğim gibi o sizin düşünceniz. Benim düşüncem bu şekilde. Çok boş kalmış. Yani duvarlarla hemen hemen aynı renk. Ya renkli kullansaydın ya da gerçekten tül kullanmalıydın. Yani sizin yorumunuz. Burada da çocuk odasına takılabilecek bir avize takmışsınız. Neden böyle bir avize tercih ettiniz acaba? Çocuk odası avizesi taşlı. Ya çok küçük kalmış. Mi? Hani aydınlattığını düşünmüyorum ben açıkçası. Aydınlatmasa zaten kullanmazdım. Aydınlatıyor. Ben yani kullandım. Düşünmüyorum, sanmıyorum. Hani yani çok basit. Hani eşyalarınız avantgard, evet. Ağır eşyalar. Ama avize çok basit durmuş. Eşyalarım ağır olduğu için avizede de hafif tercih ettim diyelim o zaman. Avizeniz bir de pembe. Pembe bir şey göremiyorum odada. Halımda... Pardon, örtüleriniz pembe. Onlarla mı uydurdunuz onları? Örtülerim halımda var pembe. Salondaki kullandığınız dantel şeklinde kullandığınızın devamı değil mi? Aynısı değil, farklı bir modeli. Model olarak renkleri farklı de, ama oradaki şey daha yani. Toz pembe. Bu biraz daha farklı bir pembe. Anladım. Yatak odası mobilyalarını da çok beğendim. Fakat yine orada da onun kendine has bir dokunuşunu göremedim. Ve hepsi birbirini kapatmıştı. Hani patlatacak bir renk yoktu içinde. Merve Hanım, orada bir çerçeve görüyorum. Eşinizle nişanınızdan evet. Bir fotoğraf galiba. Evet. Hoş olmuş, güzel olmuş. En azından orada bir renk katmışsınız. Beğenmenize çok sevindim ve çok şaşırdım. Çok mutlu oldum beğendiğiniz neden? Bir şey bulduğunuz için. Genelde hep olumsuz eleştiriler yapınca biraz üzülmüştüm. Çerçeveyi beğenmenize çok sevindim. Ya Büşra'yla Hafife ilk gün olduğu için açılamadılar bence. Yarın kendilerini göstereceklerdir. Yani bu gün sadece Hande ve benim üzerimden ilerledi gibi hissediyorum. Sevgili Hande Hanım, evet ben tam konuşacağım sıra ya Hande Hanım ya Sevgi Hanım benim konuşmama fırsat bırakmadı. Sessiz kalmak durumunda kaldım. Hani kalmayacaktım ama bir şey söyleyecekken onlar hani yani konuşmaya başlıyordu. O şekilde olmadı yani. Acıktınız mı hanımlar? Evet çok acıktık. Buyurun o zaman yemek masama geçelim. Gelin evi. Haftanın ilk sofrasını hazırlayan gelinimiz masasında daha çok hamur işlerini ön plana çıkarmış. Hepsi birbirinden güzel görünüyor. Tabak ve çatalların uyumunu da çok beğendik. Bakalım gelinler Merve'nin sofrasını beğenecek mi?
Evet hanımlar, teyzemle tanıştırayım sizi. İkram masama geldi. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teyzenizin adı nedir Merve Hanım? Heyecandan unuttunuz söylemeyi. Evet, dış ses unuttum. Teyzemin ismi Filiz. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun hanımlar, ikramlara geçelim isterseniz. Sarma çok güzelmiş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ben çok beğendim. Çok da ince sarmışsınız bayağı. Sarıçip hamamdan daha ince bu hatta. Evet, Ayaş yaptı. Annemle birlikte gece yarılarına kadar bunlarla uğraştık. Beğenmenize sevindim. Afiyet olsun. Büşra Hanım, sarmayı serçe parmağınızla yan yana koyar mısınız? Bakalım gerçekten sarmalar parmağınızdan ince mi? Gördüğünüz gibi çok kalın parmaklarım var. Yaprak sarmasını komşularım yardım etti. 3 saatte falan sardık. İnce olmasına dikkat ettik. Komşularımdan Allah razı olsun Merve'nin masasına güzel bir görünüm verdi. Merve Hanım, böreği kim yaptı? Böreği annem yaptı. Yalnız biraz kesmekte zorlandım. Bir de çok ince olmuş. Evet, kendisi de söyledi. Yufkanın biraz azizliğine uğradık açıkçası. Evet, çünkü çok ince gözüküyor ve çok sert olmuş, kesemedim. Evet, haklısınız o yorumda. Ben de katılıyorum size. Peki bu ama hazır mı, el açması mı? Hazır yufka. Tadı güzel. Afiyet beğendim olsun. Ben peçet afiyet alabilir miyim? Vereyim hemen. Yalnız peçetelikte bu masaya biraz tatlış kaçmış. Evet, tatlışları çok sevdiğim için öyle bir peçetelik tercih ettim. Tatlış derken neyi kastettiniz Büşra Hanım? Yani masa böyle çok ağır, güzel, sade şık. Ama peçetelik böyle üzerine kalpler var, kız erkek var böyle. Olmamış o ya. Ama çok tatlış, güzel. Mutfakta çok güzel olur bak o. Renk de katar böyle. Bence gayet güzel. Yo, zaten kötü demedim, güzel. Büşra Hanım, masada şıklık var dediniz ama ben pek şıklık göremiyorum. Sanki her şey iç içe gibi duruyor. Bugün en fazla eleştiriyi Hande Hanım yaptı. Her şeyi gerçekten bir şey söyledi. Onun evini çok merak ediyorum. Aynı şekilde bakalım onun evini de görüp değerlendireceğiz. Çok çeşit yaptım diyorsunuz ama hepsi aynı tarz olmuş. Çok çeşit yaptım demedim. Yani yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani bir de dün babam kalp krizi geçirmişti. O yüzden hastaneye gitmek zorunda kaldığımız için bu kadar çeşit yetiştirebildim. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür çok üzüldük. Ederim. Nasıl babanız? İyi şu anda. Allah şifa versin. Dün eşim kalp krizi geçirdi. Zor bir süreç yaşadık. Bugün de yatakta tutamadım. Kızımı destek olmak için geldik buraya. Maalesef dün öğle saatlerinde bir rahatsızlık geçirdim. Kalple ilgili. Fakat kızıma da destek vermek için onu bu mutlu gününde yalnız bırakmak istemedim. Destek olayım diye biraz daha iyi olduğumu hissettiğim için geldim. Merveciğim, sayı konusunda aslında sıkıntı yok ama yani çeşit konusunda biz o şekilde dedik. Çünkü görüyorum ki poğaça yani börek, kurabiye yani biraz daha farklı şeyler olabilirdi diye. Ne yoksa, mesela farklı olarak yoksa ne olabilirdi? Yoksa sayı konusunda yani yöresel bir şey olabilirdi. Ayaş yaprağı. Veya farklı yani bir şey olabilirdi. Yaprak sarması yani. Ama yani daha farklı böyle bir şey olabilirdi diyedik. Yoksa sayı konusunda bir sıkıntı yok gerçekten. Sofran dolu dolu olmuş. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Annesi çok güzel bazlama yapar, gözleme yapar ama işte babası rahatsız olduğu için yapamadı. O zaman nasip değilmiş. Evet. Kusura bakmayın. Yok. Estağfurullah. Tabii ki sağlık daha önemli. Biz de çok üzüldük Merve Hanım. Bu şartlarda bile bu kadar çeşit hazırlamışsınız. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bence de bayağı bir çeşit var. Elinize sağlık. Teşekkürler. Ben de beğendim masanızı Merve Hanım. Elinize sağlık. Bir son sürat hazırlıkları yetiştirmeye çalışıyorduk. Bir anda bu haber gelince zaten her şeyi bıraktık ama Allah'a şükür babamın iyi olduğunu gördükten sonra geri aynı şekilde devam ettik yani. Hani kardeşim bence çok güzel bir masa hazırladı. Elinden gelenin çok çok fazlasını yaptı. Çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Şu ranlar normalde bu şekilde seriliyor ya düz. Siz yan sermişsiniz. Acaba değişiklik olsun diye mi serdiniz öyle? Yok, hayır. Ben bu şekilde seriliyor diye bildiğim için bu şekilde serdim.
Anladım. Ben de değişiklik yapmak istedim. Uçlarında boncuklar olduğu için direkt aşağı doğru hani sarkması gerektiği diye o şekilde serdim. Öyle serildiğini şu an yeni öğreniyorum sizden. Anladım. Merve Hanım, masa örtünüzü çok beğendim. Yalnız peçeteliklerinizde bu incilerden çok sıkıldık. Herkeste inciler var. Farklı bir şey kullanabilirdiniz. Bunlar çeyizimde olan zaten masa örtüm. Yani 1,5 sene önce aldığım şeyler. Şu an farklı bir peçetelik, masa örtüsü almadığım için çeyizimdekileri kullandım. Ben çok beğendim peçetelerinizi bu arada. İnci ayrı bir hava vermiş. Beğendim yani. Teşekkür ederim. Yemek masasında ikramlarını çok beğendim. Çeşitleri güzeldi. Eline sağlık, güzel yapmış hepsini. Sadece şık bir şeyler göremedim. Çok sade ve boş duruyordu. Hani herhangi bir süs, aksesuar, hiçbir şey kullanmamıştı. Merve Hanım, yemek takımınızı ne kadar aldınız? Hanımlar, ben hatırlamıyorum yemek takımını ne kadar aldığımı. Teyzemle birlikte almıştık. O hatırlıyor evet, mu? Onu beraber söyleyeyim. Almıştık ama başka çeşit şeyler de aldığımız için sadece yemek takımı ne kadar bilmiyorum ben. Başka çeşit derken yanında kahvaltı takımı falan mıydı? Yok, tencere, düdüklü tencere falan almıştık. Çatal kaşık, set halinde set miydi? Almıştık. Ama ne kadar bilmiyorum. Çeyiz paketi aldınız o zaman. Evet. Yemek takımınızı çok beğendim. Teyzenizin de zevki sanırım. Birlikte aldığınıza göre. Evet, teyzem, annem. Merve'nin zevki daha önceydi tabii ki. Merve beğendi, alacağım dedi. Biz de destekledik. Yani onlar da güzel beğendi. Dedik, beğendik. Sadece bu gümüş ve gold detayları birlikte kullanıldığı için belki biraz sıkıntı olabilir. Hani yanında kullanacağınız eşyalar uygun olmayabilir. Kaşıklarınız yine uygun değil sanki. Buralarda çok detaylar var. Bence çok güzel ya bu şey, kaşık çatal şeyleri. Ben çok beğendim. Aslında ben de sade olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunda sadece şu iki kısmında bir detay var. Hani herhangi bir çizgi, farklı bir desen olmadığı için tam tamamladığını düşünüyordum ben de. Ben yakıştıramadım. Peki Merve Hanım, su takımını neden bu kadar sade tercih ettiniz? Su takımını ben takım olarak almadım. Kendim parçaları halinde alarak su takımı haline getirdim. Yemek tabaklarımda da çizgiler olduğu için, çatal kaşığımda da detaylar olduğu için bardaklarımı sade kullanmak istedim. Anladım. Gayet iyi olmuş ama keşke yani en azından ufak da bir olsa bir detayı olsaydı. Yani ben bunlarda işte ufak da olsa bunlarda detay olduğu için onu sade tercih ettim. Çok fazla onlarda detay sevmiyorum açıkçası. Ya Merve'nin yemek masasını ben çok beğendim. Gayet yerli yerindeydi her şeyi. Gerçekten yaptığı ikramlıkların da tadı çok iyiydi. Ben beğendim Merve'nin hem misafirperverliği hem de ikramlıklarını beğendim. Hanımlar, isterseniz tatlıların tadına bakalım, ne dersiniz? Olur. Olur dissiz. Filiz teyze, sizin yaptığınız neler var? Ben pek yapamadım çalıştığım için. Sadece muhallebili kek yapmıştım. Onu da geçerken verdim yol üstünden. Olsun. Biraz azından... evim uzak benim, Keçiören'deyim. Yani yardımcı olamadım başka şeyle. Ama en azından bir elinizin tadına evet, bakmış evet, olacağız. Evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kızlar kurabiye alır mısınız? Ben olur. Yaptım bunu. Teşekkür ederim. Ben de size Filiz teyzenin yaptığı muhallebili kekten servis edeyim. Kızlar ister misiniz? Büşra'cığım. Bunun tadına bakayım, alırım sana. Merve'cim sana vereyim ev sahibi olarak. Ben alırım olarak. Teşekkür ederim. Sizi yoracağım ama. İrmikli bir muhallebili bir tatlı evet. Galiba. Arasında bisküvi var. Evet. Tadını beğendim. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet siz mi olsun. Yaptınız? Annem yaptı onu. Eline sağlık. Annenizin de. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Afiyet ben olsun. Ben de çok beğendim bunu. Afiyet siz çok olsun. Güzel. Elinize sağlık. Filiz teyzeciğim, elinize sağlık. Ben de sizin yaptığınızı denedim. Afiyet çok lezzetli olsun. Olmuş. Afiyet olsun. Merve'ciğim, sanırım ıslak kurabiye evet. Gerçekten muhteşem olmuş. Kim yaptıysa ya da sen yaptıysan eline sağlık. Ben yaptım. Çok beğendim. Gerçekten afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu ıspanakla mı yapılmış? Evet, ıspanaklı pasta. Çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun. Ablam yaptı onu da. Daha önce duymadınız mı Büşra Hanım? Duymadım, daha önce tatmadım. Çok güzelmiş, çok beğendim. Afiyet olsun. Merve Hanım, ıspanaklı kekin tarifini biliyor musunuz peki? Nasıl yapılıyor, merak ettik. Tarifini şu an bilmiyorum dışsız. Ablam yaptığı için onun eline sağlık.
Ispanak kekin sırrını veriyorum şu anda. Ispanağın kendi var aslında ama bir su bardağı koydum püresini. Rondodan ince geçirdiğim için içinde ıspanak olduğu anlaşılmadı. Sadece rengini verdi ama tadını bırakmadı. Hanımlar, isterseniz tatlılarınızı bitirdikten sonra Merve Hanım'ın eşiyle tanışma hikayesini dinleyelim. Ne dersiniz? Evet, biz de çok merak ediyoruz bu ses. Ben de anlatmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Merve'nin evlilik teklifi. Nişandan, kınadan, düğünden en özel anlar. Nikaha şok eleştiriler. Evlendirme dairesi gibi bir yer mi yani? Dosyalar görünüyor. Evet. Masanız çok özentisiz. Gezmeye gidiyormuş gibi olmuş. Yani siz yanında bayağı şık kalmışsınız. Kapı önünde sıkı pazarlık. Olmaz o biraz daha. Olur, olur, olur. Hadi gel. Sen onu iki tane zaten. Olmaz. Hayır. Birazdan gelin evinde. Nasıl tanıştınız eşinizle Merve Hanım? Eşimle ben lise 3'e giderken eşimi sürekli okul çevresinde görüyordum. Böyle dikkatimi çekti. Sonra sosyal medyada onun hesabına denk geldim. Ekleyeyim bir dedim. Ekledim. Sonra eşim mesaj attı bana kimsin falan diye. Sonrasında ben de biraz ters tepki verdim. Siliyorum hani kim olduğumu görmüyor musun falan dedim. Sonra ondan sonra konuşalım falan diye başladık. Sonra oradan konuşmaya başladık. Bir iki ay öyle konuştuk. Merve Hanım, ilk adımı siz mi attınız? Evet, ilk adımı ben attım. Ben ekledim. Daha sonra eşimle konuşmaya başladık. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Büyük cesaret. O şekilde. Normalde erkekler atar çoğu zaman ilk adımı ama gerçekten büyük bir cesaret göstermişsiniz. Evet, ilk adım attım ama sonrasında bayağı geri adımlarım oldu. Eşim bu sefer ileri, hani konuşalım, görüşelim demeye başladı. Ben hani ondan sonrasında böyle okulda bir yandan sınavlarım falan sıkıştırınca konuşmayı kesmeyi istedim aslında. Sonrasında görüştük eşimle. Ondan sonra konuşmaya başladık. Öyle bir 2-3 ay konuştuk. Görüştükten sonra eşim iyice böyle artık gece gündüz, sabah akşam yani her vakitte konuşuyorduk. Ben iyice böyle şey yaptım. Sonra o dönem üniversiteyi kazandım. Ben üniversiteye gittim. Eşim Ayaş'taydı. Daha sonrasında... Ailenize o zamanlar söylemediniz, açıklamadınız yok, yani. Yok, ailemin haberi yoktu, evet. Ailemin haberi yoktu. Sonra üniversiteye gittikten sonra da yine böyle arada konuşmaya başlıyorduk ama dediğim gibi hani sürekli bir sevgililik dönemi olmadı aslında, böyle parça parça. Ondan sonra ben üniversiteden gelmek üzereyken 2 ay falan eşim hiç mesaj atmadı bana. Normalde sürekli hani konuşuyorduk. Ben hani çok fazla istemiyordum ama konuşuyorduk. Ümidi kesti yani. Evet, aynen, ümidi kesti. Sonra mesaj atmamaya başladı. Ben bu sefer mesaj attım. Askere gideceğini öğrendim arkadaşından. Askere gideceğini öğrenince ben aradım. Dedim askere gidecek misin falan diye böyle konuşmaya başladık. O da askere gideceğim ben dedi. Böyle dedi, hani oradayken de bir konuşalım, bir konuşmayalım olmaz. Hani konuşacaksan ya konuş, konuşmuyorsan da konuşmaya getirdi. Sonrasında orada kapattık konuyu, tamam dedim yani. Öyle bir geçti gitti. Sonrasında eşim askere gittikten sonra çarşı izninde beni aradı. Ondan sonra dedi bir haftaya, 2 haftaya kadar izne geleceğim dedi. Ben de tam okuldan sınavlarımı verip Ayaş'a gelecektim. Ondan sonra Ayaş'ta buluştuk. Orada zaten başladı asıl hikayemiz. Eşiniz neden sizi ikiye yaramadı? Yani nasıl bir sebep var ortada? Ne yaptınız da? Ben bayağı bir kendimi çektiğim için eşim de herhalde umudunu kesti ve başka şeye yönelmeye başladı galiba. Bilmiyorum o dönemde ne yaptığını. Daha sonrasında dediğim gibi ben arayınca tekrar konuşmaya başladık kaldığımız yerden. Öncesini sormadım. O 2 ay, 3 ay boşluğu sormadım ne yaptığını. Yani bilmiyorum. Neden aramadığını sormadınız. Evet, yani umudunu kesmiştir. Ben zaten istemiyordum çünkü sürekli böyle söylüyordum.
tartışıyorduk, konuşuyorduk. Olmuyordu yani bir şekilde. Ama ondan sonrasında dediğim gibi askerden izne geldi. Ben de okuldan gelince orada konuşmaya başladık. Eşim de bana dedi hani eğer başlayacaksak bu sefer ciddi bir şey olacak. Ayrıl barış, ayrıl barış olmasın. Ne zaman ailenizi açıkladınız peki? Okulum bitince bitmesine yakın. Yani bir sene vardı. Üniversite 3. sınıfa giderken aileme söyledim. Anneme söyledim. Annem ilk başta şaşırdı. Çünkü daha okulum bitmemişti. İstemediler. Daha sonrasında ben çok ama kararlı bir şekilde söylediğim için, çünkü artık biz de hani bir şeylerin adını koymak istiyoruz. Çünkü 2-3 sene boyunca hiç ara vermeden konuşmuştuk. 2 sene boyunca konuştuk. Ondan sonra babama söyledi annem. Babam da daha okulu var, okulu bitsin. Daha hani ne bu acele diye haliyle o da istemedi. Bir sene daha sabrettiniz yani. Sabretmedik. Babamı ikna ettik. İkna ettik. Çünkü babam anneme söylemişti hani bir şekilde vazgeçir. Hani okulu var, çalışacak diye. Eşim de burada esnaf olduğu için ben atansam gitsem sıkıntı olacaktı. Babam da haliyle onları düşündü. Ama dediğim gibi bir şekilde ikna ettik. Çünkü annem demiş hani ikna olacak gibi değil. Merve çok aşırı derecede istiyor. Kızımı yani o günkü şartlarda okuduğu için, okulu bitmediği için ben erken olduğunu düşündüm. İtirazım olmuştu. Ama daha sonra kızım ikna etti. Peki Merve Hanım, eşiniz size ne zaman evlilik teklifi etti? Yoksa ilk adımı attığınız gibi siz mi ettiniz? Yok, ben etmedim evlilik teklifini. Aslında biz ciddi bir şekilde başladığımız için hani evlilik kararıyla aslında evlilik teklifi hiç beklemiyordum. Ben annemgile söyleme artık aileme söyleme kararı aldıktan sonra dedim zaten bu şekilde devamı gelir. Söz nişan devam eder. Evlilik teklifi kaynar gider diye düşünmüştüm. Ki bir gün arkadaşımla oturuyorduk dışarıda. Eşim hadi gelin sizi gezdireyim diye bizi aldı arabayla. Ayaş'ta bir gördüğünüz yerdeki. Hazırlıksız yakalandınız. Evet, hazırlık. Bayağı üstüm gerçekten hiç müsait değildi ama çok mutlu oldum. Beklemiyordum çünkü çok şaşırdım. Arkadaşım benden daha çok şaşırdı. Şok olduk. Onun da haberi yoktu. Sonra orada evlenme teklif etti. Zaten ondan sonra iyice ben hızlandırdım akışı. Peki Merve Hanım, teklifte diz çöktü mü eşiniz? Evet, diz çöktü hanımlar. Bir de çiçek almıştı. Yüzük tek taş aldı. Evlenme teklifi o şekilde etti. Evet Merve Hanım, eşiniz arabaya da yazmış, benimle evlenir misin Merve? Evet, arkadaşının arabasına yazdırmış. Kendi arabasıyla da beni almaya gelmişti. Evet. O gün bütün Ayaş'a ilan etmiş oldu evlenme teklifi ettiğini hanımlar. Bence güzel bir evlilik teklifi olmuş gerçekten. Evet, ben de beğendim. Güzel Teşekkür olmuş. Ederim. Peki ne zaman tanışmaya geldiler? Evlenme teklifinden sonra, 2 hafta sonra... Eşimin ailesi bize tanışmaya geldi. Sonrasında ondan sonra bir hafta sonra biz onlara tanışmaya gittik. Derken sonra tekrar okullar açılacağı için bizim biraz daha hızlanmamız gerekiyordu. Okula gitmeden önce çünkü bir şeyler nişan yapılması gerekiyordu. Biraz daha yani o süreci hızlandırdık. Babamı dediğim gibi babam biraz ağırdan almak istiyordu aslında. Ama ben çok istediğim için babam da tamam dedi, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ondan sonra bir ay içinde hazırlıklarımızı yaptık. İsteme oldu. Ben onun açısından, iyiliği açısından hani daha kafası rahat olsun, bir işi gücü falan olsun diye şey yaptım ama ikna etti. Ben bu şekilde de yaparım diye. Ben de razı oldum. İstemeniz bayağı kalabalık görünüyor. Nasıl geçti? Heyecanlı mıydınız? Çok heyecanlıydım. Aslında istemeye çok fazla kişiyi çağırmadık. Çünkü nişan düşündüğümüz için, büyük nişan düşündüğümüz için istemede aile arasında eşimin annesi, babası, benim o şekilde, kardeşlerimiz o şekilde oldu. Şimdi Merve Hanım, şöyle bir durum oluyor istemelerde. Çoğu zaman istenecek kız içeride kahve yapar ya da bir şeylerle uğraşır ama biz sizi direkt onların yani misafirlerinizin yanında görüyoruz. Evet, ben çok meraklı olduğum için o an bir şeyi kaçırmak istemedim. Orada durmayı istedim. Bazen mutfağa gittim, bazen geldim. Tam yani isteme anında mutfaktaydım ama istemede babamın tepkisini merak ettiğim için
O konu açılınca direkt içeriye girdim. Çünkü ne diyeceğinden kendim de pek emin değildim. O yüzden orada bulunmayı istedim. Peki siz içerideyken tuzlu kahveyi kim yaptı? Yaptınız mı tuzlu kahve? Tuzlu kahve tabii ki yaptım. Konu tatlıya bağlanıp karar verilince yaptım tuzlu kahve. Misafirlerinkini ablam yaptı ama eşiminkini ben yaptım. İstemeden sonra mı kahve yaptınız? Genelde önce kahve verilir, sonra istenir. Yani bizim öyle olmuştu. Bizim kız verildikten sonra kahve hadi yapıyor. Ya, değişik yani demek. Bu şekilde. Peki çok tuz attınız mı? Damat Bey hepsini içebildi mi? Evet, çok tuz attım. Aslında eşim içecekti kahveyi. Kayınvalidem oğlum çok tuzluysa içme, bahşişini bırak dedi. Eşim de o tepkiyi duyunca son bir yudumunu içmedi, kaldı dibinde. Hala söyledim. Bilmem, cesaret almış. Evet, evet. Cesaretlendi. Allah'a bunu yapma bana. Bunun dedesine dayı derler. O şeyden, Aysatide size de hisse çıktı mı diye. Peki neden böyle bir kıyafet tercih ettiniz? Bu isteme olduğu için zaten büyük nişan düşündüğüm için nişanda zaten abartılı bir kabarık bir elbise düşünüyordum. O yüzden istemede zaten aile arası çok fazla kalabalık değildi. Aile arasında bu şekilde tercih ettim. 41 tane gül görüyorum orada. Evet. Maşallah demek. Eşiniz düşünceliymiş, evet, gerçekten. Evet, eşim gerçekten çok düşünceli ve çok romantik. Peki neden bir ev ayakkabısı, yani altları bu şekilde çorapla resimlerde çok... Çirkin çıkmış bence. Evet Sevgi Hanım, haklısınız. Onları biz de fotoğraflara baktıkça düşündük. Annemin de sürekli dediği, niye ayağınıza bir terlik giymediniz diye. Fotoğraflara baktığında sürekli bu geçiyor. Ama o an heyecanla aklımıza gelmemiş galiba. Şu an bakınca ben de aynı şeyleri söylüyorum ama o an elim ayağım zaten dolaştığı için onu akıl edemedim. Sözde kızım terlik giymedi, damadım ayakkabı, onlara çok söyledin giyin diye. Bak gelinlerin de gözlerinden kaçmadı. Ayakları güzel durmadı. Nişanınız salonda mı oldu Merve Hanım? Nişanım salonda oldu. Evet. Açık alanda mıydı salonunuz? Hem salon hem böyle salonun önünde bahçe gibi bir yer olan var Ayaş'ta. Genelde nişanları... Kır bahçesi gibi. Evet. Nişanlar orada oluyor. Bizimki de orada oldu. Peki neden bordo bir kıyafet tercih ettiniz? Daha çok kına gecesinde... Kullanılabiliyor yani bordo, kırmızı. Kına gecem için başka bir renk düşündüğüm için bindallımı. O yüzden onu nişanımda giymek istedim. Beğenmiştim o kıyafeti. O rengini beğendiğim için o şekilde onu kıyafetin, aldım. Kıyafetin size gerçekten çok güzel olmuş. Ama bence rengini daha farklı kullanmalıydın. Çünkü gerçekten kınada inanılmaz derecede kırmızı ve bordo kullanılıyor yani. Evet, herkes o şekilde kullandığı için ben biraz da değişiklik yapmak istedim. O şekilde tercih ettim. Görünce hoşuma gitmişti. Nişanlınızın fiyatı nedir Merve Hanım? Nişanlım 750 TL. Bence çok uygun. Bence çok pahalı. Bana uygun geldi. Kızlar böyle bir kıyafete bence de uygun olmuş. Bence de uygun. Yani çünkü sonuçta nişanlık, yani hani normal bir abiye değil. Kiralık değil değil mi? Yok, satın aldım. Çok çok iyi bence. O zaman normal yani. Nişanlınızla başınızdaki kumaş aynı değil galiba. Şifon gibi duruyor şalınız. Evet, onu nişanlımın içinde yoktu türban. Siz ayrı mı aldınız? Evet, ben onu ayrı aldığım için dediğiniz gibi ton farkı olabilir. Evet, biraz o tonlama farkı. Bir de başınıza sanki çiçek takmışsınız. Evet. O da nişan için pek uygun olmamış bence. Daha yani spor bir görüntü katmış. Nişanlınızda buralarda parıltılar var. İkisi uyumlu olmamış gibi sanki. Daha böyle taç türü, taşlı bir şeyler takabilirdiniz. Aslında çiçek daha güzel oluyor da şimdi onun üzerindeki böyle şimdi nişanlı... simli kafasındaki çiçek olmuyor. Mesela burada çiçek olsa, burada çiçek olsa. Yani çiçek normalde okay. Güzel ama ikisi aynı anda kullanılmamalıydı bence. Hani ya taşlı bir şey kullanabilirdi ya da çiçeğe uygun bir kıyafet seçebilirdiniz. Evet, haklısınız hanımlar ama dediğim gibi. Bir de kıyafetinizin rengi koyu ve daha çok akşam vakti için uygun gibi sanki. Nişanınızı gündüz yapmışsınız. Evet, neden gündüz yaptınız Merve Hanım nişanı? Ekim'de oldu benim nişanım. Akşam saatinde işte yani çok soğuk olacağı için biz gündüz vaktinde tercih ettik, açık alanda olduğu için. Eşiniz istemedeki takım elbisesini giydi sanırım nişanda da.
Evet, bana kıyafet almaktan maalesef kendine bütçesi kalmadı. Aynı kıyafeti giymek zorunda kaldı. Nişan mekanını erkek tarafı mı karşıladı, siz mi karşıladınız? Nişan mekanını erkek tarafı karşıladı. 300 TL'ye tuttuk salonu. Çok uygun. Bayağı yani, uygun. Bildiğim kadarıyla nişanı normalde kız tarafı yapıyor. Ama hani içerisindeki yiyecek içecek olan şeyleri erkek tarafı karşılıyor diye biliyorum. Yani biz bu şekilde konuşarak bu şekilde anlaştık. Erkek tarafı yaptı nişanımı. Merve Hanım, eşinizin saç ve sakal tıraşı çok farklı geldi. Siz mi böyle tercih ettiniz, kendisi mi istedi? Eşim erkek kuaförü hanımlar. O yüzden bu işin uzmanı olduğu için kendine yakışanı çok iyi biliyor. Belli oluyor. Bayağı futbolcu gibi. Ve çok mutlu görünüyor. Evet, sürekli gülüyor eşiniz Merve Hanım. Evet, beni aldığı için sonunda çok mutlu oldu. Sevdiğine ama tabii ki gülüyorsunuz. Ya ben de gülüyorum aslında. Yani ikimiz de çok mutluyduk. Sanki biraz gergin gibisiniz. Daha çok aileye mesaj veriyormuş gibi aldım ben de. Yani kızınızı aldım. Evet, olabilir hanımlar. Orada takı töreni olduğunda böyle bir üstümde böyle bir stres gibi hissettiğim için orada bir telaş içinde olabilirim. Ama evet, normalde ben de ağzım kulaklarımdaydı. Çok mutluydum. Merve Hanım, takılarınızı bir hanımefendi anons ediyor. Genelde erkekler yapıyor bu işi bildiğim kadarıyla ama. Evet, eşimin teyzesinin gelini o hanım. Genelde ses tonu yüksek, gür olduğu için bu işi galiba ona verdiler. En uygun onu gördünüz. Evet. Güzel olmuş, değişik. Aç atalım. İbrahim dayısından bir küçük altın. Fethi. Fethi eniştesinden bir küçük altın. Reyhan teyzesinden bohça. Mürsel dayısından 50 TL. Yerlerde peçeteler. Bayağı eğlenmişsiniz anlaşılan. Evet, çok eğlendik hanımlar nişanımda. Nişanda hızımızı alamayıp nişan bittiğinde yol kenarında bile oynadık. Ne kadar sürdü nişanınız? Kaç saat? Nişanım bayağı uzun sürdü. Saat olarak hani tahminen şu an bilmiyorum ama uzun sürdü. Yorulmadınız mı? Yorulmadım. Benim nişanımdı. Başkasının nişanında yani bu kadar tabii ki eğlenmeyeceğim için kendi nişanımda hiç oturmadan oynamayı tercih ettim. Çok eşiniz eğlendim. Eşiniz gerçekten çok şey oynamış, güzel oynamış. Elinde Ankara oynaması kaşıkları. Evet, kaşıklarla orada karşımdaki kayınvalidemle oynuyorum ben şu an. Kayınpederiniz, kayınvalideniz gerçekten size eşlik etmiş. Bu güzel bir şans. Evet, çok eğlendik. Gerçekten. Çok güzel geçti bizim için. Sizin ailenizi ben göremedim. Onlar oynamadı mı hiç? Annem babam oynamadı ama normal Ankara havası oynarken eniştem, ablam olsun, kuzenlerim. Bizden de oynayan vardı. Annem ve babam oynamadı nişanda. Hanımlar, biz nişanda hızımızı alamayıp nişandan sonra evimize giderken yol kenarında da durup oynamayı tercih ettik. Bence güzel bir görüntü olmuş. Gerçekten insan kendini Ankara havasına bir kaptırınca evet, duramıyor. Yani gerçekten çok güzel bir görüntü olmuş. Çok da güzel oynuyorsunuz. Teşekkür ederim hanımlar. Seviyorum oynamayı gerçekten. Bence güzel bir şey olmuş. Bu arada nişan dış çekimi yaptırdınız mı? Nişan dış çekimi yaptırdık. Peki eşinizi görüyorum şu an. Elinde bir kağıt demiştim size. Ailenize mesaj vermiş. Evet. Fotoğrafları kim çekti? Tanıdık biri mi çekti? Çünkü çok profesyonel durmuyor sanki. Biraz amatör duruyor, evet. Fotoğrafçı çekti fotoğrafları. Ama çok profesyonelce, yani çok yüksek bir rakam ödemediğimiz için ödediğimiz rakamın karşılığında bu kadar oldu galiba. Yani şu şekilde çok önceden böyle ağaçları öne alıp da şahsı arkaya atma vardı. Size aynen onu uygulamışlar. Evet, haklısınız hanımlar. Fotoğrafçı bize ne dediyse onu yaptık. O yüzden siz dış çekime giderken hani kafanızda belirli pozlar yok muydu? Hani sizin istediğiniz, yani bunu vereceğim ben. Yani fotoğrafçıya söylemek için. Yok, hayır. Yani aklımda bir poz yoktu. Fotoğrafçı yönlendirir diye düşündüm. O yönlendirdiği zaman onun dediği şekilde pozları verdik.
Merve Hanım, bu fotoğrafta eşiniz çok garip durmuş. Hiç uyarmadınız mı? Nasıl? Ay ya, biraz yani böyle kaymış gibi olmuş sanki. Evet. Yani işte fotoğrafçının aslında onları ayarlaması gerekiyordu. Çünkü biz o zaman çok heyecanlıydık. Elimiz zaten ayağımıza dolaşıyordu. Hiç onları düşünemedik. Fotoğrafçının azizliğine uğradık diyelim hanımlar. Peki nişan albümünüz size ne kadara mal oldu? Nişan albümü 350 TL'ye mal oldu. Nişan salonunda da çekim yaptı. Onu biz ödedik. Gayet uygun bir fiyat olmuş bence. Teşekkürler hanımlar. Dış çekime göre. Hanımlar, bu arada ben okuldan mezun oldum. Nikahımdan bir hafta önce mezuniyetim vardı. Mezuniyetime ailecek gittik. Annem, babam, eşim, ablam, herkes geldi sağ olsunlar. Bu şekilde nikahımdan bir hafta önce de mezuniyetim oldu. Güzel bir an olmuş sizin için de. Evet. Nikahı düğünde mi yaptınız yoksa öncesinde mi yaptınız? Düğünden bir ay kadar önce yaptık. Bizim çıkmaya başladığımız tarih tam düğünümüzden bir ay önceye falan denk geliyordu. Tam o tarihte evlenmek istediğimiz için düğün salonunda değil, ondan öncesinde yapmak istedik. O tarihte evlenmeyi istediğimiz için. Merve Hanım, burası bir nikah salonu değil sanırım. Evlendirme dairesi gibi bir yer mi yani? Salon gibi durmuyor. Evet hanımlar, ben de o konuda yani size hak veriyorum. Ben de salona girdiğim zaman biz burada mı evleneceğiz diye kendi kendime sordum. Çünkü sandalyeler olsun, etraf olsun dediğiniz arka tarafta gibi birileri çıkmış, dosyalar görünüyor. Evet. Masanız çok özentisiz. Haklısınız hanımlar, Ayaş da oldu. Ayaş'ın nikah salonu bu şekildeymiş. Üzerinizdeki kıyafet sanırım... Nikahta evet, nikah kıyafetim. Kıyafet. Üzerimdeki kıyafet. Belinde kemer varmış galiba orada. Çıkarmışsınız. Evet, onu çıkardım. Çiçekleri düştü. Nikah gayet uygun. Evet, ben de uygun buldum. Ben beğendim yani nikah kıyafetinizi ve belinizdeki kemerle şalınız da uyum sağlamış. Çok bence yakışmış. Gayet şık duruyorsunuz. Teşekkür ederim hanımlar. Kıyafetim de eşimin zevki bu arada. O beğendi. Evet, çok güzelmiş. Benim zevki de hoşuma gitti. Peki Merve Hanım, eşiniz... kot ve gömlek giymiş. Neden takım giymedi? Haklısınız hanımlar. Ben de o konuya aslında dediğim gibi yine fotoğraflara baktıkça aklıma geliyor. Niye takım giy demedim diye. O yani o an aklıma gelmedi. Eşim bunları giyeceğini bana akşamdan fotoğrafını attı. Ben de tamam dedim, geçtim. O an kendimi düşündüm galiba. Sizi giydirmekten kendisi giymedi. Evet, o konuda gerçekten öyle çok oldu. Çok özensiz olmuş evet bence. Yani normal bir gün dışarıya çıkıyormuş gibi bir gömlek, bir kotla gelmiş nikahına. Bence çok özensiz olmuş. Gezmeye gidiyormuş gibi olmuş. Yani siz yanında bayağı şık kalmışsınız. Evet. Davetlilerden biri gibi duruyor. Siz tekrar nikah tazeleyin, o zaman giysin böyle. Evet, şu an olsa dediğiniz gibi tecrübe olduğu için o an yaptığımız hataları yapmayız. Ama dediğim gibi işte bana kıyafet almaktan büyük bir ihtimal kendine bakamadı. Damat nikahta biraz daha spordu. Ya öyle tercih etti, hani onun tercihiyle alakalı bir fikrim yok. Genelde hep Merve üstüne yoğunlaştığımız için onun tercihi öyle oldu. Peki nikahtan ne kadar süre sonra kınaya yaktınız? Ne zaman kına gecesi oldu? Nikahtan bir ay sonra düğünümüz oldu. Kına gecemizi de biz eşimle birlikte yaptık. Ayaş'ta, düğün salonunda yaptık. İkimizinki de bir arada oldu. Ve gene bordo görüyorum. Bir de kolunda ne var eşinizin? Eşimin kolunda damat yazılı kuşak gibi bir şey takılıyor. O takılı. Evet. Bindallım da pembe. Bindallımızın rengini çok beğendim. Size de çok yakışmış. Teşekkür ederim. Yani keşke nişanda pembeyi yani burada da bordoyu kullansam bence daha uygun olurdu. Ya da kıyafet değiştirdin mi? Kıyafet değiştirmedim hanımlar. Çünkü kapalı olduğum için çok sorun olacaktı benim için. O yüzden değiştirmedim kıyafet. Bindallıyla çıktım. Onunla da sonlandı zaten. Keşke tam tersini yapsaydım, bence daha uyumlu olurdu. Evet, haklısınız. Sen taktın sanırım renklere taktın. Yani kınada benim bildiğim kadarıyla kırmızı ve bordo daha ağırlıklı kullanılıyor. Şimdi kınada tutup pembeyi kullandığı için nişanda bence daha ağır basardı. Ben farklı şeyler denemeyi tercih ettim diyelim hanımlar. Ama uyum sağlamış, yani senin zevkin güzel olmuş. Evet, teşekkür ederim. Ben de bindanınızı beğendim Merve Hanım. Rengi size yakışmış. Konfetileri keşke girişte yapsalardı. Hani geç kalmışlar sanki. Evet, haklısınız. Organizasyon tutmadık. Eşimin arkadaşlarından birisi bu görevi üstlenmiş.
onun da elinden o kadar gelmiş galiba. Yani o konfetileri falan kafanızda değil de böyle kenardan size doğru patlatsalardı bence daha uygun olurdu. Çünkü böyle direkt kafanızda kınanız var diyeyim. Yani bence yine oynuyorsunuz. Kınada da baştan sona oynadınız kınada sanırım. Kınada daha fazla oynadık. Aşırı şekilde oynadık. Hiç oturmadık. Çok eğlendik ama. Bindallımızın fiyatı nedir Merve Hanım? Bindallımın kiraladık bindallımı. 1000 TL'ye kiraladık. 1000 TL'ye. Evet. Bence yani biraz iyi. Pahalı olmuş. Pahalı. Kiralamaya göre bindallı biraz pahalı olmuş gerçekten. Haklısın sanırım. Peki mekanın fiyatı ne kadar? Mekanı bir tanıdık olduğu için ücretsiz tuttuk. Mekanı ücret ödemedik. Düğün hediyesi gibi bir şey olmuş. Çok şükür. İyi olmuş bence. Bindallı ile dengelemiş işte. Evet. Peki kaç kişilikti? Kaç kişilik yani kişi sayısı olarak bilmiyorum ama çok büyüktü, kalabalıktı. Herkesi aldı zaten. İki tarafı da sığdırdı yani. Zaten genelde herkes sahnede oynamaktan oturmadığı için bazı sandalyeler boş kaldı. Evet, ben de şu an ona bakıyordum. Yani sandalyeleri boş görüyorum. Büyüktü salon. Yani mantıklı olan yapmışsınız bence. Bir de ikimiz de Ayaş'ta olduğumuz için ikimizin tanıdıkları da aşağı yukarı aynı, ortak tanıdıklar. İkimiz yani hem ona gidip hem bana gelseler aynı gün olmayacağı için farklı günlerde de yapmayı istemedik. İkimiz bir arada daha eğleneceğimizi düşündük. Çünkü ben kına gecemi ayrı bir yerde yapsam eşim orada ne yapıyor diye merak edecektim. Şimdi onun kınası yakılıyor. Hani kına yakılırken gidiliyor ama yine de ayrı ayrı yapmaktansa bir arada ayrılmayalım kınada da. Zaman kaybı oluyor bence. Gerçekten siz kına yakarken onlar size geliyor. Onlar kına yakarken siz onlara gidiyorsunuz falan. Tamamen zaman kaybı. Bence gayet mantıklı olanı yapmışsınız. Evet, bazı adetleri kendimize göre düzenledik diyelim. Yanınızdaki siyah beyaz hanım kim? Ablam. Güzel oynamış, bu yöresel bir oyun mu? Yine Ankara oyun havası. Ablam normalde ben kadar oynamayı sevmiyor. Ama düğün sahibi olduğu için o da pistten inmedi sağ olsun. Hiç belli olmuyor. Yine seni Ankara kırmamış. Oyun havası. Seni kırmamış ve seni yalnız bırakmamış. Bence evet. Gayet iyi olmuş. Yani gerçekten eniştem olsun, ablam olsun hep böyle yanımızda desteklerini esirgemediler. O yüzden iyi oldu. Peki burada sadece sizin tarafınız mı var, eşinizin tarafı mı var? Çünkü ben tek bir grup görüyorum. Karışık mı oynandı? Mavi elbiseli kişi görümcem, eşimin ablası. Hı hı. Belli zaten. Görümce. Görümceyim diyor zaten orada. Görümce olduğunu nasıl anlıyorsunuz hanımlar? Kıyafetinden. Görümce topuzları biliyorsunuz ki meşhur. Bizimle yarışırlar. Evet hanımlar. Merve Hanım, yani şu an kına yakma görmüyoruz. Neden? Hanımlar, aslında kına yakılırken videom vardı. Ancak CD'imde bir sıkıntı olduğu için buraya kadar olan kısmı görebildik. Peki elinize altın koydular mı? Evet, elime altın konuldu. Aslında elimi hiç kapatmamıştım ama adet olduğu için direkt gelin avcunu açmıyor diye ilan edildi. Eşimin de aynı şekilde eline, biz de onunkine altın konuldu. Merve Hanım, kınadan sonra gelin alma mı yaptınız, düğün mü yaptınız, nasıl ilerlediniz? Kınadan sonra ara vermedik. Ertesi gün sabah gelin almam oldu. Oradan da düğüne geçtik. Peki adetler vardır. Kapı açma, sandığın üstüne oturma gibi konuşamadım.
Evet, çeyizim daha önceden gittiği için zaten sandığa oturma işlemini kardeşim yaptı. O biz kendimiz getirip yerleştirdik eşyaları evimize, çeyizimi. Oradan fotoğrafım, videom yok maalesef ama dediğiniz kapı tutma adetinden videom. Kapıda duran var. Kim Merve? Halamın kızı. Bahşişi o evet. Alıyor. Ama kardeşime verdi aldığı bahşişi. O ne da. Kadar bahşiş verdiler? 150 TL'ydi galiba. Tam hatırlamıyorum ama o şekilde olması lazım. Ekranda görünen teyze var. O ne diyor orada? Pazarlık bayağı uzun bayağı sürmüş. Galiba kayınpederim 50 TL uzatıyor. Bu olsun falan diyor oradaki hanım. Eşimin bir akrabası. Halamın kızı da kabul etmiyor doğal olarak. Yükselt diyor. Kayınbabam da kırmıyor. Yükseltiyor zaten. Olmaz. Tamam abi. Bu olacak. Açalım. Bayağı pazarlık olmuş. Evet. Peki yukarıya eşin çıktı mı? Eşim çıktı yukarıya. Babamla biz zaten daha öncesinde vedalaşmıştık. Babam kendine hakim olamayacağı için, ağlamamı da benim de istemediği için direkt vedalaşıp babam çıktı. Daha sonra eşimin babası geldi. Kuşağım bağlanmıştı zaten. Kuşağınızı kim bağladı? Kuşağımı babam ve küçük kardeşim bağladı. Babanızı göremiyoruz. Arka tarafta şu an küçük kardeşimle. Herhalde duygulandı ve saklandı. Evet, arka tarafta bağlamaya çalışıyorlar. Çok ağladınız mı? Gelin almamda ağlamadım hanımlar. Evden çıkarken? Ağlamadım. Örneğe örneğe gitmiş zaten. Hiçbir yerde ağlamadım. Anne oku. Zaten uzun süredir bu günlerin hayalini kuruyorduk. O yüzden ağlamadım. Hem de aileme de yakın oturduğum için yani çok fazla... Peki eşiniz direkt sizi yukarıdan mı alıp indirdi yoksa bina girişinde mi teslim aldı, babanız mı indirdi? Babam kuşağımı bağladıktan sonra evden çıktı. Kayınpederim geldi, beni aldı, kapıda da eşime teslim etti. O şekilde evden çıktık. Ya, hem bir mutluluk hem üzüntü de oluyor yani. Bilmiyorum. Daha çok küçük gibi geliyor. Bir tek avantajımız yakınımızda olmasıydı işte. Arabanız çok güzel görünüyor. Süslemesini kim yaptırdı? Eşim yaptırdı. Gelin çiçeğiniz mavi. Evet. O da çok hoş olmuş. Teşekkür ederim. Merve Hanım, düğününüz de gündüz olmuş galiba. Neden? Düğün salonunda akşam saatinde yer yoktu. Bayramdan önceydi. Bayramdan sonraya da atmasını istemedik. Ve gelen akrabalarım genelden uzaktan geldikleri için onlara geri dönüş de kolay olsun diye gündüz vakti yaptık. Hem de ücreti de daha uyguna geldi. Ya keşke daha ileri tarihe yani bir iki ay sonraya atsaydınız. Ya çünkü nişan da hani gündüz olmuş. Keşke düğün akşam olsaymış. Evet, haklısınız. Kaç katlıydı bu salonunuz? Kaçıncı katta? Bayağı merdiven çıkmışsınız. İki katlıydı. İki kat merdiven çıktık. Asansör yok muydu? Yoktu galiba. Hiç dikkat etmedim. Yürüdüğüne göre... Topuklularla zor olmadı mı Merve Hanım yukarı çıkmak? Yok, zor olmadı. Çünkü ben evden çıkarken spor ayakkabı giydim. İki tane ayakkabı almıştım. Düğün salonunda sonrasında ayakkabılarımı değiştirdim. O yüzden zorlanmadım. Yalnız eşinizin damatlığı bordo, çiçeği mavi. Ama el çiçeğine uygun oradaki çiçek, yaka çiçeği. Ama çiçekleriniz uygun değişik. Ama damatlığın rengi olmamış. Hani aslında... şimdi... Sözünüzü kesiyorum, pardon. Aslında damatlık çok güzel. Eşime de çok yakıştığını düşünüyorum. Rengi videodan dolayı böyle çıkmış olabilir. Dış çekimde daha net göreceksiniz hanımlar. Normalde çok güzel bir damatlıktı. Yok, rengi güzel zaten. Şimdi sen kınada, nişanda bordo giymişsin. Kınada pembe giymişsin. Eşin yine bordo. Genelde takım elbiseyi siyah tercih ediyorlar. Biz farklılık olsun diye yine bordoyu tercih ettik. Eşime de onu yakıştığı için onu almasını istedim. Kendisi de zaten onu beğenmişti. Salonu erkek tarafı mı tuttu Merve Hanım? Evet, salonu eşimin tarafı karşıladı. Fiyat olarak nedir? Fiyat olarak 3000 TL. Bayağı uyguna tutmuşsunuz. Evet, yemek, gündüz olduğu için.
Yemek dahil mi içine? Yok, yemek yani kuru yemiş, atıştırmalık şeyler vardı. Orkestra? O, dahil. Hı. Düğün salonunun içindeydi. Salonun tavanı çok dikkatimi çekti. Mavi görünüyor, sanki bulutlar varmış gibi. Evet, yıldızlar gibi böyle ışıklı şeyler vardı. Başınızdaki boncuklar çok hoş durmamış sanki Merve Hanım. Aksesuar olarak takmayı tercih ettim. Boş duracaktı sadece eşarbı yapmış olsaydım. O yüzden o tercih ettiğim için kuaförüme rica ettim. O da onu o şekilde. Keşke taç şeklinde tercih etseymişsiniz. Daha güzel olurmuş. Evet, ben bu şekilde beğendim. O yüzden bu şekilde kullandım. Gün sonunda Merve'ye kaç puan verdiler? Düğün albümleri ise fazla özensiz geldi. Daha güzel çekimler, pozlar yakalayabilirlerdi. Yatak odası çok sadeydi. Orada da fon kullanmamıştı. Birazdan gelin evinde. Ben duvağınızın uzun oluşunu çok beğendim. Ama o boncuklar yakışmamış. Ben beğendim aslında. Tabii sizin tercihiniz. Peki yanınızda dans edenler kimler? Dans edenler, benle eniştem dans ediyoruz. Ablam da eşimle dans ediyor. Eniştem de çocukluğundan beri eşimi çok yakından tanıyıp bilen birisi. O yüzden yanımızdan hiç ayrılmadılar. Eşinizin gözü sürekli sizde. Bir an önce bitirmek istiyor sanki. Evet, bir an önce bana kavuşmak istedi galiba. İşleri girip değiştirmek istedi. Peki düğün pastanız maket miydi, gerçek miydi? Maketti hanımlar maalesef. O kötü olmuş. Her düğün salonunda olduğu gibi klasik maket bir pasta. Evet. Ama ben... o kadar kötü durmuyor ya. Bence çok kötü duruyor. Giller falan var galiba etrafında. Pastanın üzerine paralar takılmış. Evet. Anons ettiler aile büyükleri pastanın etrafına diye. O yüzden yani mecbur süslendi pasta. Bütün akrabaların katkısı oldu. Evet. Eşiniz pastayı düşürmüş. Evet. Orada bir düşürdü tekrar. Değiştiriliyor. Hiç uğraşmamışsınız direkt. Evet. Mantıklı olmuş çünkü diğer türlü komik oluyor. Takılarınızı anons ettirdiniz mi? Takıları anons edip etmeme fikrini bana sormadılar. Kendileri zaten anons etmeye başladı direkt. Benim fikrimi almış olsalardı istemezdim. Çantanın rolü ne orada? Masanın ortasında bir çanta. Çantanın rolü benim çantam, benim altınlarım. Ona atılsın, alıp gideyim. Daha çok kayınvalidenizin çantası gibi duruyor Merve Hanım. Hiç yakışmamış bir orada. Bir de neden bir keseniz sandık, yok muydu? Bir sandık tarzı, yani bir nişan sandığının küçüklerini biliyorsunuz. Onun evet. Gibi bir şey kullansaydınız bence daha uyumlu olurdu. Dediğiniz gibi haklısınız onda. Onu da o an düşünemedim. Yani keseyi aslında sormuştum gelinlikçime ama geleni aldıktan sonra bizde yok dedi. Ayrı bir ek bir ücret talep etti. O anda onu vermek istemedim. Kendi çantamı koyar, ona toplarım dedim. O şekilde topladım. Mantıklı. Ya normalde zaten Ankara'da çoğu zaman çantaya toplanıyor ama yani orada görünüş olarak çanta pek hoş kalmamış. Yani üstüne takılsaydı bence daha güzel olurdu. Evet, en azından üzerinize takılsaydı. Üstümüze takılmasına düğün salonundaki arkadaş istemedi. Aslında görümcem üstlerine kurdeleyi takalım dediler. Sonrasında tekrar çantaya atmanın daha mantıklı olduğunu söyleyince çantaya attık hepsini. Peki takı merasiminden sonra çanta kimde kaldı? Çanta bizde kaldı. Ne kadar takınız oldu? 40 tane altın takıldı, çeyrek altın. Eşimin tarafı 4 bilezik, kendi alemde 2 bilezik taktı. Altınlarla zaten borçlarımızı, bir kısmını borçlarımızı ödedik. Bir kısmını da yatırım yaptık. Düğünde çanta yerine kese olsa belki görüntü açısından da daha güzel olurdu ama o karışıklıkta kimsenin aklına gelmediği için o anda ilk elimize ne geldiyse onu koyduk sanırım ondan dolayı. Olsa daha iyi olabilirdi belki, evet. Eşinizle oynayan kim? Eşimle oynayan kayınbabam. Sistem bayağı bozulmuş gibi görünüyor. Evet, orada biraz gereksiz sesi fazla kullanmışlar.
Kayınpederiniz de bayağı güzel oynuyor. Dumanlardan o da rahatsız olmuş galiba. Elini evet. Kolunu hareket ettiriyor. Güzel oynuyor. Rahatsız olsa da engel olmadı dumanlar oynamasına. Evet, onları el kol hareketleriyle yok etmeye çalışıyor. Adamcağız boğuluyormuş az kalsın Merve Hanım. Evet, sesi fazla ileri gitmişler ama yine de oynamasına devam etmiş. Güzel olmuş ama değişik bir ortam olmuş, ben beğendim. Evet, teşekkür ederim. Merve Hanım, dış çekimi yaptırdınız mı? Dış çekimi yaptırdık. Aynı gün mü olmuştu, farklı gün mü? Düğünden çıktıktan sonra kuaföre tekrar gittim. Düzenlemeden sonra çekime gittik. Düğünden sonra? Evet. Ay, bayağı yorulmuşsunuzdur ya. Yani bir gün artık dayandım. Nişan dış çekimine göre gerçekten düğün dış çekimi çok fark etmiş. Profesyonel olduğu belli oluyor. Yani öbürü çok amatördü. Evet. Bu daha iyi görünüyor. Nişanda fazla bir bütçe ayıramadığımız için o şekilde oldu. Düğünde daha farklı bir fotoğrafçı tuttuk. Ne kadara yaptırdınız peki? 650 TL'ye yaptırdık. Bayağı uygunmuş yine bu güzel pozlar için. Evet. Gerçekten çok uygun çektirmişsiniz bence de. Albüm? Albüm, iki tane cep albümü vardı. Bir tane büyük boy. İki tane de tablom vardı. Okurayım. Taşınırken, evet. Peki şey, bu albümün içine dahil mi? Evet, bu... hepsi dahil. 650. Evet. Gerçekten çok uygun. Nişan kıyafetinizden daha ucuz. Ona uyguna getirdik. Bu pozunuzu çok beğendim Merve Hanım. Yani hoş durmuş. Gelininiz de güzel durmuş böyle. Teşekkür ederim. Bu açıdan bakınca hoş durmuş yani. Gelinliğiniz hazır mı? Kendi üstüme göre dikildi. Satın aldım. Fiyat nedir? 2000 TL. 2000 TL. Özel dikim. Evet. Yani. Merve Hanım, bu pozunuzu gerçekten çok beğendim. Yani çiçeğiniz ve siz çok hoş çıkmışsınız. Arkayı falan çok güzel yapmışlar. Öne çıkmışsınız gelinliğinizle birlikte. Bence çok güzel ve çok hoş olmuş. Teşekkür ederim. Ben de bu fotoğrafı çok beğeniyorum gerçekten. Yani burada da çok duygu yüklü. Gerçekten çok güzel bir fotoğraf olmuş bence. Doğal olmuş değil mi? Evet. Gerçekten güzel çok olmuş. Doğal ve çok güzel bir fotoğraf olmuş. Zaten böyle doğal olduğu zaman daha güzel çıkıyor. Hani böyle özellikle poz vermek yerine. Evet. Poz verince insan biraz kasılıyor. Kendi haline bırakınca daha iyi şekilde poz veriliyor gerçekten. Burada da gelinler de acıkır temalı. Fotoğraf evet. İşlemişsiniz. Aynen. Çekim bitince artık büyük bir yük kalktı üstümden. Yine ablam ve eniştemle yemek yedik. Gerçekten çok acıktığınız belli oluyor. Evet. Çekimden sonra yemeniz iyi olmuş dökmeyi. Ben dökmüştüm de. İyi olmuş yani. Balayına gittiniz mi Merve Hanım? Balayına gittik. Nereye gittiniz? Bartın'a gittik. İnkum'a gittik. Bartın nerede tam olarak? Bartın Karadeniz bölgesinde. Herkesten farklı bir yere gitmedim istedim. O yüzden o şekilde Bartın'a genelde gittim. Ya Akdeniz ya da böyle Karadeniz tur şeklinde falan yapılır. Sizinki gerçekten farklı bir balayı olmuş. Evet, Akdeniz'e gitmeyi ben de istemedim. Eşim de istemedi. Kapalı olduğum için orada rahat edemeyeceğimi düşündüm. Karadeniz bölgesinde de en yakın bize, hem yol açısından yormayacak, Bartın vardı. Oraya gittik. Çok da iyiydi bizim için. Balayında ne kadar kaldınız Merve Hanım? 4 gün kaldık. Balayı için 4 gün az değil mi Merve Hanım? Dış ses eşim çalıştığı için dükkanında oradan bir an önce dönmemiz gerekiyordu. 4 gün bize yeterli oldu. Dükkanından taviz veremedi. Ben de söyledim ama aklı burada kaldı. 4 gün sonra geri dönmek zorunda balayı kaldık. Balayı yerine işi tercih etmiş. Yani tam olarak öyle de demeyelim de. Bir sonrakinde daha uzun kalıyorsunuz. Evet. Bir sonraki sene tekrar oraya gittik tatile zaten. Ha, gittiniz mi? Evet. Aynı yeri mi tercih ettiniz? Evet. Merve Hanım, balayına ne kadar ödediniz? 1500 TL ödedik balayına. 4 gün için çok fazla bir ücret değil mi? Ama giderkenki masraflarımız da dahil. Yani arabaya... Ben uygun buldum açıkçası. Evet. Yani kendi arabanızla gittiniz. Ablamın arabasıyla gittik. Yani o zaman gayet uygun bir fiyat olmuş, evet. Orada otelde mi kaldınız Merve Hanım? Evet, otelde kaldık. Hanımlar biz gezmeyi seviyoruz eşimle. Bir bayramda da İstanbul'da gezmeye gitmiştik. Size o fotoğrafları göstermek istiyorum. Bayağı burada elini yapıyorsunuz. Burada bayram haçlığı. Bayram haçlığı. Evet, bayram haçlığını aldım geceden. Güzel bir gezme olmuş sizin için gerçekten. Evet. Balayının ardından oldu değil mi bu? Evet. Bence gayet güzel olmuş.
Evet. Balayı biraz yarım kalmıştı sanki. Burada tamamlamış gibisiniz. Evet. Burada bir sürpriz görüyoruz. Kim hazırladı? Evet, tabii ki romantikliğinden bahsettiğim eşim hazırladı. İlk doğum günümde, evlendikten sonraki. Bana sürpriz hazırlamış ablam gelin evinde. Ben de akşama kadar hiç bir şey söylemeyince unuttuğunu düşünmüştüm. Ablam çağırdı. Ablam gile gittiğimde herkes, dayımlar, annemler, kardeşlerim hepsi orada beni bekliyordu. Eşimi yani orada gerçekten ağlamamak için kendimi zor tuttum. Çok güzel bir sürpriz olmuş sizin için. Evet hanımlar, çok güzeldi. Eşiniz ya, kendini kanıtlamış. Abi evet ama siz hiçbir şey yapmamışsınız ya. Siz hiç romantik bir şeyler yapmadınız mı, sürpriz vesaire? Yani o görevi genelde eşime veriyorum ben. Ben yani pek. Pastanız çok güzel görünüyor. Resminizi yaptırmış. Evet. Pastanın üzerinde küçük bir not görüyorum. Ne yazıyor orada Merve Hanım? Kendisi orada bana hoş bir söz yazdırmış. Sonunda da doğum günün kutlu olsun karıcığım yazdırmış. O şekilde hanımlar. Güzel, romantik bir sürpriz olmuş sizin için. Evet. Merve Hanım, eşinizin bu sürprizine bence altta kalmamalısınız. Kesinlikle siz de eşinize karşı güzel bir sürpriz hazırlamalısınız. Evet, haklısınız. Bunun için çalışmalara başlayacağım. Umarım bir an önce gerçekleştirirsiniz. İnşallah diyelim. Yorumlarınız bittiyse hanımlar sizi puanlamaya alayım. Afife Hanım, sizden başlayalım. Bugün Merve Hanım'ın evindeydik. Merve Hanım'ın misafirperverliği güzeldi. İkram masası da güzeldi. Fakat masa örtüsünün ortasında serdiği runner'ın örtülüş şekli yanlıştı bana göre. Güzel olmamıştı. Yatak odası sade ve şıktı. Ama o avize pembe olması hoşuma gitmedi. Genel olarak beğendim. Merve Hanım'a puanım 6. Yatak odasında sadeliğini çok beğendim. Evet, biraz fazla sadeydi ama yatak odası küçük olduğu için düz renkler kullanması onun için iyi olmuş. Oturma grubunun salon takımını beğendim. Gayet güzeldi. Yemek masasında her şey çok güzeldi. Düğün babası bir rahatsızlık geçirmesine rağmen bayağı bir bize çeşit yapmış. Gayet özenmiş. Ve azimli bir şekilde vazgeçmeden tekrar yarışmaya dahil olmayı tercih etmiş. Bu takdir edilesi bir şey. Ben genel olarak beğendim. Bu yüzden Merve'ye puanım 7. Salonunu çok beğendim. Mobilyanın tarzı tam ev zevkime uygundu. Rustik model kullanmış. Salonunda beğenmediğim tek şey ise avizesi oldu. Salon için yetersiz buldum. Küçüktü ve renk uyumu yoktu. Yatak odasını da beğendim aynı şekilde. Zaten salonun devamı gibiydi. Mutfakta ise bütün renkleri kullanmış. Bu yüzden bir kargaşa vardı. Hiç beğenmedim. Düğün albümleri ise fazla özensiz geldi. Daha güzel çekimler, pozlar yakalayabilirlerdi. Bu yüzden Merve Hanım'a puanım 6. Merve Hanım avantgard mobilya kullandığı için mobilyalarını beğenemedim. Yatak odası çok sadeydi. Orada da fon kullanmamıştı. Yemek masasındaki ikramlarını çok beğendim ve misafirperverliğini çok beğendiğim için Merve Hanım'a puanım 6. Gün sonunda Merve Afife'den 6, Büşra'dan 7, Hande'den 6, Sevgi'den 6 puan alarak toplamda 25 puana ulaşıyor. Merve Hanım, yarın malum ben de hazırlıklarım var. Bize müsaade. Teşekkür ederiz bugün bizi ağırladığınız için. Bize ben müsaade. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Size de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Müsaade sizin. Hanımlar beni bugün gerçekten çok fazla eleştirdiler. Neyse ki sağ salim kendi günümü atlattım.
Umarım bundan sonraki günler benim için daha iyi olur. Thank you.